Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Doruk Akademi'nin SolidWorks derslerine hoş geldiniz. Bugün 3 boyutlu 4. 4. çiziminizde, eee çizimimizde karşınızdayız. Çizimimize arkadaşlar şöyle bir baktığımızda şimdi yine 2-3 farklı şekilde çizebiliriz esasında çizimimizi. Fakat şimdi buradan bakıp şu şekli sadece şurası yokken yaratmak veya aradan bakıp ee, bu şekilde burası yokken yaratıp ondan sonra bir sürü kesim işlemi yapmak yerine arkadaşlar en basit yöntem burada sizlerin de görmüş olduğu üzere şu açıdan bakıp şöyle bir profil çıkarmaktır arkadaşlar. Şu profili çıkardıktan sonra e, sadece arkadaşlar şuradaki kısmı extrude cut yapmanız gerekecektir. Extrude katı ister bu taraftan isterseniz de bu taraftan yapabilirsiniz. Hemen arkadaşlar çizimimize geçelim. Herhangi bir plane'imize skecimizi açıyoruz. Skecimizi açtıktan sonra line komutunu alacağım arkadaşlar. Line komutuyla şu aşağıdan sağ tarafa 45 mm olacak şekilde başlayacağım orijinimden. Şöyle 45 mm'ye yakın bir değer giriyorum. Biraz zoom yapıyorum. Yukarı doğru arkadaşlar 25 burası varmış. Toplamı ise arkadaşlar 45 mm'miş. Ben 45 mm yapacağım toplamını. Ondan sonra sol tarafa 12 mm gelmemiz gerekiyormuş. 12 mm'mizi gelelim. Şu şekilde bir ee, açılı bir yapımız var şöyle göz kararı geliyorum artık arkadaşlar buradan sonra şöyle burayı kapatıyorum Kapattıktan sonra smart dimension komutuna giriyorum ve bütün değerlerimi bu şekilde gireceğim 45 milimetre mm mi giriyorum arkadaşlar yüksekliğim de 45 milimetreymiş ee, Şurası arkadaşlar 12 milimetreymiş Şurası 20 milimetreymiş arkadaşlar Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Başka girmediğimiz şurası 15 mm olacakmış. Aa, şöyle yapalım. Buraya girdik. Buraya girdik. Doğal olarak burası 45 ise arkadaşlar. 15 burada. 20 burada. Şuranın değerini de girmem gerekiyor. Buranın değeri ne kadar arkadaşlar? Şurası 25 mm. Burası 15 mm. Doğal olarak geriye 10 mm. Kalıyor arkadaşlar. Şuranın da 10 mm olduğunu girdiğimde görmüş olduğunuz gibi buranın da siyah olduğunu yani full defined olduğunu görmektesiniz. Şimdi arkadaşlar bunu direkt olarak katılacağım. Features komutundan Extrude Boss Base diyorum. Ne kadarmış? Yaklaşık 30 mm katılamam gerekiyormuş. 30 mm katılayacağım. E, fakat arkadaşlar bu sefer farklı bir katılama yapacağım. Mid Plane'den arkadaşlar. Mid Plane'den görmüş olduğunuz gibi sadece şu şekilde göstereyim. Bir tarafa 10 mm katılamakta. Ben toplam pardon toplam 10 mm katılamakta. Bir tarafa değil arkadaşlar. Toplamda 30 mm olmasını istiyorum. Katılamamın 30 yazıyorum ve şu şekilde tamam diyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle e, isterseniz şu yüzeyden de sketch açabilirsiniz, isterseniz bu yüzeyden de sketch açabilirsiniz, isterseniz buradaki yüzeyden de sketch açabilirsiniz arkadaşlar. Ama en basit sanırım e, şuradaki yüzeyden bizim sketch açmamız olacaktır. Sketch'imizi açalım. Sketch'imizi açtıktan sonra yine bir dikdörtgen komutu alacağım. Şu şekilde bir dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar buraya. Dikdörtgenimi çizdikten sonra şöyle Smart Dimension komutuna giriyorum. Ee, burada arkadaşlar değerleri gireceğim. 20 mm sağ taraftaki kenardan sol taraftaki keseceğimiz noktaya kadar olan uzunluğumuz vardı. Bir de arkadaşlar şuradaki yüksekliğimiz söz konusu. Buradaki yüksekliğimiz ise ne kadar olacakmış? 25 mm olacakmış. Şöyle 25 mm'ye ayarlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir e, kesim yapacağım Yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir dikdörtgen çizdim dikdörtgeni bu şekilde bırakmıyorum tabii ki şöyle yapıyorum ki Biraz büyükcene bırakıyorum ki e, Burada tamamının bir kesim yapılmasını sağlansın Burada yine arkadaşlar features komutu extrude cut komutuna giriyorum ve görmüş olduğunuz gibi 30 mm bir kesim yapıyor birazcık daha uzatalım herhangi bir şey olmasın diye uzatabilirsiniz zaten 30 mm gerçi her türlü Geçiyor üstüne ama Yine de Eee Hani e, el alışkanlığınız olsun diye yapıyorum bunu. Blind da 30 mm tamam diyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kesimimizi de yaptığımızda çizimimiz burada bitmiş bulunmakta. Dördüncü çizimimizi bitirdik. Beşinci çizimimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.